Bir gün TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün edebiyatımızın usta kalemi Nedim Gürsel stüdyomuzda ve son kitabı Memento Mori, Ölüm Aklımdasın'ı konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza Nedim Bey. Merhaba, hoş bulduk. Uzun bir seyahat aslında sizin için. Fransa'da yaşıyorsunuz. Önce İzmir'e geldiniz. İzmir Kitap Fuarı'nın onur konuğuydunuz. Daha sonrasında İstanbul'da stüdyomuzda misafir etme fırsatı bulduk sizi. Nasıl gidiyor hayat? Yoğun geçiyor. Daha öncesinde Berlin'deydim. Türk Edebiyatı'nda Berlin adlı bir belgesel için oradaydım. Beni etkilemiş bir kenttir. Hem Şeytan, Melek ve Komis adlı romanımda hem Çıplak Berlin kitabımda kentten çok söz ettim. Oradan İzmir, İzmir'den de Sevgilim İstanbul. Çünkü benim Sevgilim İstanbul diye bir kitabım var. Ona gönderme yapıyorum. İstanbul beni etkileyen kentlerin hala başında geliyor. Evet, şimdi Memento Mori, Ölüm Aklımdasın. Bundan önce yine deneme türü olarak işte son fasıl, yazarların son yıllarını izlediğiniz, onların son yıllarını geçirdiği yerlere gittiğiniz ve kaleme aldığınız bir kitaptı. Memento Mori, Ölüm Aklımdasın da aslında ölümle alakalı bir hayli. İşte başında Montaigne'den, Rilke'den, Malraux'dan paragraflar veriyorsunuz. Rilke'nin mesela çocukların içinde küçük, yetişkinlerin içinde büyük bir ölüm vardı cümlesi. Orada dikkat çekici. Neden bu ölümle ilgili bu kitabı yazma fikri, ölüme dair fikirler artık daha mı böyle baskın gelmeye başladı? Açıkçası yaşlandığımın farkına vardım. Ama yaşlanmayı da bir türlü kabullenemiyorum herhalde. Fakat hayatımın artık önümde değil, arkada, bir hayli arkada kaldığını da biliyorum. Ölüm Aklımdasın aslında dünya edebiyatında ölüm izleyini inceleyen bir deneme kitabı. Ama yer yer kendi deneyimlerimden de yola çıkarak ölüm hakkında yazdığım bir kitap. Bu Memento Mori deyimine gelince, eski Roma'da kullanılan bir terim. İmparator zafer kazandıktan sonra Roma'ya dönüyor, büyük coşkuyla karşılanıyor. Ama yakın çevresinden bir kölenin şöyle bir görevi var. İmparatorun kulağına Memento Mori diye fısıldamak. Öleceğini anımsa. Bizim Osmanlı'da da buna benzer bir deyim var. Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var sözü. Şimdi aslında ölüm hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Ama genelde ölümden korkuyoruz. Onun için de kendi ölümümüzü hep erteliyoruz. Bizim için ölüm başkalarının ölümü anlamına geliyor. Kendi ölümümüzü öleceğiz oysa. Bunun farkındalığı beni Ölüm Aklımdasın yazmaya itti diyebilirim. Evet, yaşıyoruz ama her gün biraz daha ölerek diye de bir cümleniz var kitapta. Tabii hayat bir şekilde akıyor gidiyor, ancak siz biraz hayatın geride kaldığını düşünseniz de son zamanlarda, son yıllarda çok üretkensiniz. Birçok seyahat, birçok kitap, birçok eserle karşımızdasınız. Tabii biraz önce bahsettiğiniz gibi, yani bu Ölüm Aklımdasın aslında yazarların ölüm izleyeni de takip eden bir eser. Sizi orada mesela etkileyen kim oldu? İşte Kafka, Camus, Dostoyevski, Tolstoy, ressamlar, dünya tarihinin önemli isimleri. Sadık Hidayet, ki mesela işte yazdığınız gibi Kör Baykuş'u ben de mesela çok beğenirim, çok severim ve ölüm motifinin böyle en kasvetli bir şekilde hissedildiği eserlerden birisidir herhalde. Siz bu yolculuğu yaparken nasıl benzerlikler, nasıl ilişkisellik kurdunuz bu isimlerle? Bir kere Tolstoy'dan başlayalım. Çünkü dev bir yazar. İvan Ivanovich'in Ölümü adlı kitabı beni çok etkilemişti. Ama onun yapıtının kurucu öğelerinden biri ölüm izleyi. Ve 82 yaşında Yasnaya Polyana'daki malikanesinden ayrılıyor. Ve yapayalnız bir istasyonda ölüyor. Benim, hatta onun filmi de yapıldı. Çok etkileyen bir sonu var Tolstoy'un. Onu Son Fasıl adlı kitabımda anlatmıştım.
Bu kez Ivan Ivanovich'in ölümü üzerinde durdum daha çok. Tabii Dostoyevski, çünkü gençlik yıllarında Petrachevski grubuna dahil olduğu için tutuklanıyor ve idama mahkum ediliyor. Çar bir idam senaryosu düzenliyor, kurşuna dizme senaryosu. Kaç dakika sonra öleceğini bilmenin nasıl bir duygu olduğunu da Dostoyevski anlatmaya çalışmış. Sonra bağışlanıyor ve Sibirya'ya sürgüne gönderiliyor bildiğin gibi. Ama ne zaman öleceğini bilmek herhalde korkunç bir şey ve ölüme mahkum edilenler bunu biliyor. Onun için kitabımda ölüm cezasına da bir bölüm ayırdım. Victor Hugo'nun ünlü kitabından yola çıkarak, iyi ki ülkemizde artık ölüm cezası uygulanmıyor diyebilirim. Geri getirilmesini isteyenler de var ne yazık ki. Diyeceğim, çeşitli yönleriyle bu ölüm olgusunu anlamaya ve anlatmaya çalıştım ama ağır basan tabii edebiyat boyutu oldu. Bir tespitiniz var Borges'ten Kafka'ya, ölüm gerekli diye. Tabii ki de yani ölümden hepimiz korkuyoruz, uzak durmaya çalışıyoruz. O fikri çok böyle zihnimizde canlandırmaktan kaçınıyoruz ancak hayatın, doğanın, dünyanın devinimi için doğum kadar aslında bahsettiğiniz şartlarda gerekli bir şey ve herhalde önemli olan nasıl ölündüğüyle alakalı, yani nasıl bir hayat geçirildikten sonra o hayatı sonlandırmakla alakalı olsa gerek, değil mi? Şimdi gerekli mi ölüm? Yani şunu söyleyebiliriz. Hayatın bir sonu var. Ve hayatımız ölüm olduğu için anlam taşıyor. Onun için ölümsüzlük tartışmalı bir konu. Ama insanoğlu, ki ben romanımda, kitabımda değiniyorum, Gılgamış Destanı'ndan bu yana ölümsüzlüğün de peşine düşmüş. Ölümsüzlüğü özlemiş. Ama öyle bir şey yok. Ölüm olduğu için hayat var. Dolayısıyla bir de gereklilik konusu var. Gerekli olmayabilirdi, hepimiz sonsuza kadar yaşayabilirdik ama o zaman da çok can sıkıcı olurdu herhalde. Biraz ona değindim. Borges de öyle diyor, ölümsüzlük adlı şeyinde, öyküsünde. Fakat ölümsüz olmayı istemek hayatın zevklerinden yeterince yararlanamadığımız için değil, ölümden korktuğumuz için. O kaygı var ya, ona korku da diyebiliriz. İşte o bizi ölümsüzlüğün peşine düşmemizi size yol açıyor, o korku. En azından tabii böyle bir şey yok, ölümsüzlük diye bir şey. Ama erteliyoruz hep kendi ölümümüzü. Sanki hep başkaları ölüyor. Biz işte onun için Ionesco'nun Kral Ölüyor piyesini de ele aldım bu kitabımda. O piyesi yıllar önce Sorbonne'da öğrenciyken Cartier-Latin'de, La Huchette'deki o küçük tiyatroda görmüştüm. İşte krala da öleceksin diyorlar. Evet öleceğim biliyorum ama şimdi değil diyor. Ben kralım diyor. Yani ben karar veririm diyor öleceğim tarihe. Korkuyor ölümden. Sonra birdenbire yani çok çok yakın bir zamanda öleceğini anlayınca da o zaman işler iyice karışıyor. Güzel bir piyestir. İzleyicilerimize öneririm. Hem kendi deneyimlerimden yola çıkarak hem dünya edebiyatındaki bazı yazarların ele aldıkları ölüm izlerini ele alarak bu kitabı yazdığımı söyleyebilirim. Aslında kralın dediği gibi kendi ölümünü kendisi belirleyen yazarlar da çok edebiyat tarihinde. Onlara da değiniyorsunuz. İşte Zweig, Sadık Hidayet, Virginia Woolf, Sylvia Pett gibi. Evet, ne yazık ki intihar eden çok yazar var dünya edebiyatında. Bizim edebiyatımızda da neredeyse yok. Evet. Bu da bir soru işareti kafamda tabii. Bu arada tek tanrılı dinler intiharı yasaklıyor biliyorsun. Yani Allah'ın verdiği canı ancak Allah alabilir inancı yaygın. İslam da bunu söylüyor. İslam hatta Hristiyanlığa oranla daha da fazla söylüyor bunu. Ama örneğin İran'ın en önemli yazarlarından biri Sadık Hidayet de intihar ediyor biliyorsun Paris'te. Diyeceğim intihara da bir bölüm ayırmak durumundaydım bu kitapta. Ama beni asıl ilgilendiren
edebiyatta intihar değil, edebiyatta ölüm. Ama intihar da zaten ölüm demek. Evet. Fakat kendi ölümünü seçenlerle doğal ölümünü ölenler arasında da bir ayrım yapmaya çalıştım. Şimdi 31 Ekim 1972 tarihinde kaleme aldığınız bir mektup da bu kitabın içerisinde yer alıyor. Yine ölüm izleğiyle alakalı. Buradan günümüze doğru gelmek istiyorum. Aradan çok uzun süre geçmiş ve yine ölüm konusu güncel hem edebiyatta hem bilimde. Ölümsüzlüğü arama çabası hala devam ediyor. Ancak değişmeyen, hatta daha da kötüleşen bazı şeyler de var. Siz o zaman Paris'e gidip yurt dışında yaşamak zorunda kaldığınız zamanın Türkiye'siyle bugün Türkiye'si arasında birçok benzerlikler var. Hakeza kitabın girişinde zaten yasaklanan kitaplarınıza da atıf yapıyorsunuz. Hiçbir şey değişmiyor Türkiye'de. Daha da kötüye gidiyor gibi. Siyasal baskı açısından, edebiyatçılara, sanatçılara yönelik baskı açısından. Bu böyle ölüm meselesini konuşurken, yazarken bunlar ne düşündürdü sizi? Açıkçası ülkemiz ne yazık ki her geçen gün demokrasiden biraz daha uzaklaşıyor. Demokratik değerlerin bence en önemlilerinden biri düşünce ve ifade özgürlüğü. Ülkemiz bu alanda fazla yol alamadı. Yeniçerilerin yürüyüşü gibi, sefere çıkan Yeniçerilerin yürüyüşü gibi bir adım öne attıysa iki adım geriye attı. Ve bu tabii kabul edilemez bir şey ve bir yazar için beni çok düşündürüyor. Yazdığı kitaplar nedeniyle yargıç karşısına çıkmış bir yazar olarak ayrıca endişelendiriyor da diyebilirim. Tabii ister istemez Sabahattin Ali'yi düşünüyorum. Öldürülen bir yazar kendi ülkesinde. İlk faili meşhur cinayet. Faili meşhur cinayet ve bu başka yazarlar, aydınlar da ne yazık ki çeşitli dönemlerde bu trajediyi yaşadılar. Ya öldürüldüler ya suikasta uğradılar. Değil mi? Server Tanilli gibi işte öldürülen yazar ve bilim adamlarımız oldu. Tabii bütün bunlar ben bu kitabı yazarken kafamdaydı ama edebiyata ağırlık vermek istediğim için yani 12 Eylül öncesinde öldürülen aydınlarımızı Cavit Orhan Tütengil gibi ya da Ümit Kaftancıoğlu gibi ki o bir yazar da aynı zamanda çok fazla gündeme getirmedim. Fakat çok üzücü Türkiye'nin hala 2022 yılında yazarlarını rahat bırakmaması, sanatçılarının çalışmasını engellemesi, yönetimden söz ediyorum Türkiye derken tabii. Bütün bunlar endişe verici uygulamalar. Yöneticiler belki kendilerini ölümsüz zannediyorlar. UNESCO'nun piyesindeki gibi. ama bir görevli özellikle otoriter yöneticilere memento mori demeli diyebilmeli. Abi, biraz zor olsa gerek. Biraz cesaret isteyen bir iş. Ama en azından biz buradan. Hatta şu iktidarı bırakıp gideceksin dese daha da iyi olur. Evet. Bekliyor musunuz bir iktidar değişikliği? Önümüzde bir seçim var. Umuyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. Ve AKP iktidarı da son bulacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında diye ümit ediyorum. Çünkü 20 yıl sürdü. Uzun bir süre ve giderek otoriterleşen bir ülkeye dönüştü Türkiye. Bu Cumhurbaşkanlığı sistemi de bizim demokrasimizi zedeledi. Parlamenter sisteme büyük bir darbe vurdu. Onun için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir yenileşme ve tekrar parlamenter sisteme dönüş olacağını umuyorum. Evet. Şimdi buradan İran'a da geçmek istiyorum. Mehdi'yi beklerken kitabında İran'a gidip oraları ziyaret ettikten sonra kaleme aldığınız bir eserdi. Ve yine İran edebiyatı ile ilgili sizin çok değerli yazılarınız vardı o kitapta da. Bugün İran'da kadınlar özgürlükleri için ayaktalar. Siz oraya gitmiş biri olarak, o toplumu gözlemlemiş biri olarak nasıl takip ediyorsunuz bu gelişmeleri? Çok önemsiyorum bu protestoyu. Çünkü devlet
vatandaşının giyimine, kuşamına, ne yiyip ne içtiğine karışmamalı. Bu kadar basit. Ama teokratik bir devlet söz konusu İran'da. Mehdi Beklerken kitabımda değindiğim gibi. O kitap şimdi Fransa'da yayınlandı ve çok gündemde. Çünkü İran'daki olaylar kitabımın gündemde olmasına yol açtı. O zaman da zaten rastladığım kadınlar İran'da konuşma imkanı bulduğum da şairler bu başörtüsü olayının simgesel gücünü anlamış kişilerdi. Fakat bunu toplu halde protesto etmeye henüz hazır değillerdi. Fakat bir yerde herhalde bunun gereğini duydular. Çünkü bir genç kadının bu nedenle öldürülmesi yol açtı. Yani orada artık bardağı taşıran son damla oldu sanıyorum bu. Mahsa Amiri. İran'da ne yazık ki çok ağır bir sansür var. Bir roman, bir kitap ve bir film. O sansür kurulundan geçmeden okura, izleyiciye ulaşamıyor. Bazı yazarlarla Tahran'da tanışma ve görüşme fırsatım olmuştu. Şimdi adını vermeyeyim. Onlardan biri Azeri kökenli olduğu için doğrudan Türkçe'de konuşabildik. Orhan Veli, Nazım Hikmet'i Farsça'ya çeviren bir yazar. Onun son romanı yayınlanmıştı. Bana dedi ki çok mutluyum. Bazı cümleler yasaklanmış olsa bile son romanım çıktı, sonunda çıkabildi dedi. Gün ışığına çıkabildi dedi. Neydi dedim o yasaklanan cümlelerden, birini söyler misin? Adam yavaşça eğildi ve kadını yanaklarından öptü. Dedim ne var bunda? Evli değiller. Yani evlilik kurumu diye bir şey var ve evlilik o kurumun dışında her şey yasak. Rock sözcüğü yasak. Dans mesela, şimdi benim kitabıma dönersek. Ölümle Dans diye bir bölüm var. Ben şimdi İranlı bir yazar olsaydım o bölümün adını Ölümle Dans koyamayacaktım. Ama o Ölümle Dans'tan kasıt sanat tarihinin ayrılmaz bir parçası olan dans makabrı geleneği. Yani ölümün tasviri Orta Çağ'dan bu yana ve işte kuru kafalarla, iskeletlerle yaşayanların birlikteliği. Ve ölümün herkes için eşit olduğunu anlatan tasvirler bunlar. Şimdi sen o sözcüğü yasaklarsan ne var burada? Raks, dans yani. O ölçüde sıkı, ağır bir sansür olduğunu da söyleyeyim. Eski şairlerini onurlandıran bir ülke. Firdevsi'nin mezarına gittim. Bir Anıtkabir gibi. Ömer'in Ömer Hayyam'ın mezarı keza öyle, işte Şiraz'da Hafız'ın türbesi müthiş kalabalıktı ve çok görkemli bir türbe. Çağdaş yazarlarını, şairlerini hapse atıyor. Klasik şairlerini onurlandırıyor. Böyle bir devlet. Yani çok fazla bu mantığa nüfuz edemedim ama şunu gözlemledim. Yani İslam'la demokrasi bağdaşmıyor. Bağdaşamıyor. Bunu yazdım da Fransız basınında. İlk çıkan yazılarımdan biridir AKP'nin iktidara gelmesinden bu yana. 2002'de AKP iktidara geldiğinde bazı arkadaşlarımız Sayın Erdoğan'ın Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne entegre edeceğini zannetti ve demokrasiyi geliştireceğini zannettiler ve bu yönde yazılar yazdılar. Ben daha o zamandan 2002 yılında Le Monde gazetesinde yayınlanan bir yazımda bunun böyle olamayacağını, çünkü Erdoğan'ın bir Avrupa vizyonu olamayacağını, çünkü dine referans veren bir partinin demokrasiyle bağdaşmayacağını yazmışım. Şimdi o kitabımda Özgür Türkiye başlığıyla yeni Fransızcadan çevrilen başka makalelerini de içeren kitabımda 15 gün sonra okurla buluşacak. Ah, ne kadar güzel. Şimdi kapanış şöyle yapmak istiyorum. Siz eserlerinizde Nazım Hikmet'le çok hasbihal ediyorsunuz. Yani ama bu kitapta mesela yaşamak güzel şey be kardeşim coşkusunu Nazım Hikmet kadar yaşamasam da
ona atıfta bulunmak gerektiğini söylüyorsunuz. Tabii yaşamı onurlandırmak, anlamlandırmak, belki bu konuştuğumuz her ne kadar baskı, yasaklar, sansür olsa da buna karşı mücadele etmek çok hayati. Sizden son olarak izleyicilerimiz için hani yaşamı anlamlandırmak adına, onurlandırmak adına küçük böyle bir tiyolar isteriz. Bir kere şunu söyleyeyim, yani Nazım Hikmet Yaşamaya Dair adlı şiirlerinde birkaç şiirdir o. Gerçekten yani çok hayata dönük, yaşama sevincinin olması gerektiğini söylüyor. Kendisinin hayatının çok zor koşullarda devam etmesine rağmen. Ama sürgünde yazdığı şiirlerde bir ölüm korkusu var. İşte ne ölümden korkmak ayıp, ne düşünmek ölümü gibi. Yaşamak Güzel Şey Kardeşim adlı romanı da var. Fakat Nazım Hikmet sürgün yılları boyunca bir ölüm kaygısı yaşadı ve bu çok geniş ölçüde şiirlerine yansıdı. Demek ki insan, yaratıcı bir insan da olsa, Nazım Hikmet gibi gözü pek yaratılışta bir şair de olsa, ömrünün bir döneminde ölümle içli dışlı olabiliyor. Ben de öyle oldum. Ölümle biraz içli dışlı oldum son yıllarda. Belki yaşadığımız Covid salgını da buna yol açtı. Yaş almam, yaşlanmam demeyeyim. Yaşlılığı bir türlü kabul edemiyorum. Yaş almam da belki buna yol açtı. Kitabımda söz ettiğim Montaigne'in sözleri bence bir tüyü olabilir. Montaigne diyor ki, yani biraz ironik ele alalım bu ölüm korkusunu. Ayağımızı alıştıralım ölüme. Çünkü nasıl olsa öleceğiz. Ama bu ölüm korkusuna alışalım, yani hayatımız zehir olmasın demeye çalışıyor. Daha ileri giden Epikür var biliyorsun. Onun cümlesi bence çok iyi. Okurlarıma, izleyicilerimize bu cümleyi söyleme gereğini duyuyorum. Niye ölümden korkuyoruz ki diyor. Biz varken ölüm yok. Ölüm varken de biz yokuz zaten diyor. Evet. Çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbetti. Geldiğiniz için stüdyomuza kadar. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Ben de teşekkür ediyorum ilginize. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bugünkü konuğumuz edebiyatımızın usta kalemi Nedim Gürsel'di. Son kitabı Memento Mori, Ölüm Aklımdasını konuştuk. Tabii biraz da siyasete de değindik. Bizi izlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.